Merhaba, Firewall Destek Merkezi YouTube kanalımızdaki Palo Alto Firewall İlk Ayarlar serisinde sıradaki konumuz Security Policy ve NAT Policy yazma işlemleri. Daha önceki derslerimizde zone ayarlarını, interface ayarlarını ve virtual router ayarlarını yapılandırmıştık. Şimdi sıra geldi Policies tarafında Security Policy ve NAT Policy oluşturmada. Öncelikle eğer sadece zonlar arasında bir kural yapılandırmamız gerekiyorsa Security Policy yazmamız yeterli olacak. Ama kullanıcılarımızın internete çıkmasını da istiyorsak NAT Policy yazmamız gerekiyor. Öncelikle Security Policy kuralımızı yazacağız. Bunun için Policy Security tabına geliyoruz. Add butonuna tıklayarak yeni bir kural yazıyoruz. Burada LAN to WAN olarak bir isim veriyoruz. Burada rule type olarak universal ya da intrazone ya da interzone olarak seçilebilir. Burada intrazone dediğimiz bölgenin kendi içindeki trafik için, interzone ise bölgeler arasındaki yani zonlar arasındaki trafik için kullanacağımız rule'dur. Şimdi source tabına giriyoruz. Source tabında bizim source zonumuzu belirliyoruz. Usernet olarak source zonumuzu belirledik. Eğer siz burada bir IP bloğuna ya da bir IP'ye özel kural yazacaksanız onu da buradan add butonuna basarak ekleyebilirsiniz. Buradaki listede yoksa eğer siz yine buradan new'den adres butonuna tıklayarak yeni bir adres oluşturup bu adres için özel bir kural yazabilirsiniz. Bunları şimdilik eneğini bırakıyoruz. Destination tabına geliyoruz. Destination tabında da extranet, internet ve usernet olarak gözüken 3 tane bizim zonumuz var. Biz burada internete doğru yazacağımız için internet zonunu belirliyoruz. Daha sonra application tabında application'ı eni bırakıyoruz. Servis URL kategorisinde ise application default olarak seçiyoruz ve en son olarak action tabına gelerek burada action seçeneği olarak allow seçiyoruz ve log settings kısmında log at session end seçeneğini seçerek OK butonuna basarak buradaki kuralımızı tamamlamış oluyoruz. Böylelikle security kuralımızı yazdık. Bu kural internete doğru bir kural olduğu için buna bir de NAT kuralı yazmamız gerekiyor. Onun için de yine policy altından NAT ruluna geliyoruz. Burada add butonuna basıyoruz. Yine bir isim veriyoruz. İsmimizi verdik. NAT türümüz olarak IP versiyonu 4 olarak seçiyoruz. Orijinal paket kısmında source zonumuzu belirliyoruz. Usernet, destination zonumuz, internet, destination interface'imiz ise birbiri interface'imizi seçiyoruz. Translated paket kısmında ise translate type kısmında dynamic IP yani port seçiyoruz. Address type olarak interface adres diyoruz ve buradaki birbiri interface'imizi yani WAN interface'imizi seçiyoruz. Burada da bizim tanımlı olan IP adresimizi seçiyoruz. Böylelikle dışarıya doğru giden trafiğimizde bizim lokal interface'lerimizin IP'leri WAN interface'imizin IP'sini NAT'lanarak internete çıkması sağlanacak. OK butonuna basarak buradaki işlemimizi de tamamladık. Burada isterseniz yazmış olduğunuz rulu buradan tutarak yukarıya çekebilirsiniz. Ya da şu kısımlardaki ayarlarda bir değişiklik yapmak isterseniz bunları sürükle bırak yöntemiyle yerlerini değiştirebilirsiniz. Şimdi biz burada kurallarımızı oluşturduk ama henüz commit butonuna basmadık. Commit butonuna basmadan önce bir İnternet erişimimiz var mı deneyelim. Gördüğünüz gibi 8.8'e ping atmaya çalıştığımızda bir internet erişimimiz şu anda yok. Bunun için ne yapacağız? En son işlemlerimizi tamamladığımızda commit butonuna basacağız ve commit diyerek buradaki işlemimizi tamamlayacağız. Şöyle commit ekranımızı böyle çekelim. Ping ekranımızı da bu sağ tarafa çekelim. Commit işlemimiz tamamlandığında bizim internet tarafına artık erişimimiz olacak. Gördüğünüz gibi commit işlemi tamamlandığında internet erişimimiz de geldi. Ping atabilir duruma geldik. İsterseniz farklı bir web sitesine gitmeye çalıştığımızda da o web sitesine gidebildiğimizi görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi internete çıkabiliyoruz. Artık kurallarımız tamamlanmış oldu. Burada bizim yapmış olduğumuz temel kuralı nasıl yazabileceğinizi göstermekti. Siz burada daha spesifik kurallar yazarak belirli kullanıcılara, belirli application'larla internete çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.